Evet. Kazanmak. Ömer abi ne dersiniz maça dair evet. rakamlara enteresan bir maç izledik. Şimdi e, tabii Kemal abi'nin de söylediklerine katıldığım taraflar var epey. E, şimdi öncelikle Fenerbahçe ilk yarıda bugüne kadar görmediğimiz bir hı hı. pres uyguladı, takım presi uyguladı. Önde iyi bak. Burada e, Kemal abi'nin söylediği şöyle. Bak şimdi Konya Spor, Fenerbahçe'nin bu kadar etkili bir pres yapacağını tahmin etmediği için. Kesinlikle. Onlar muhtemelen teknik direktörlerinden biz geride alanı daraltalım. Kazandığımız toplarla da ayağa paslarla zaten o oyunu alışmış bir takım evet. Konya. Ç çıkarız e, ani kontrataklara diye böyle bir taktik şey yapmış Ama öyle bir presle karşılaştılar ki hakikaten inanılmaz bir pas hataları gündeme geldi. Hı hı. E, bu arada deminki Adil meselesi şimdi şöyle e, gördüğüm şey hata olaraktan söylüyorum. Şimdi Adil kalıplı bir stoper. Evet. E, iki sol beki de yok. O şekilde düşünmüş Ömer ama ama şöyle şey. Ömer yanlış bir düşünce. E, önde Sekediga'nın şeyi yok defansif anlayışı. E bu zaten sol bek değil. Karşı tarafın da en güçlü tarafı, tarafı. orada. Gökhan Günü. Önünde de <laughs> en Osay. Osay. Şimdi bu da ilk 15-20 dakikada buradan tamamen işin biteceği belli. Aslında Fenerbahçe ilk, ilk golüne kadar 3-4 yapardı. Evet. Yani bu da bir, belli bir şey değil bugüne kadar olan. O arada hiç olmasa ben de şöyle düşündüm. Hani hiç olmazsa görüyorsun bari ters ayaklı Skubic'i oraya da Hiç olmazsa orayı karşılasın. Yani tamam ona da ters ayaklı ama o da yapılmayacak. Sonuçta neyse 2-0 oldu. E, i̇kinci yarıdaki oyunun şeklinin değişmesi Fenerbahçe. Alışamadığımız bugüne kadar bir e, etkili takım presini tam sağ yapınca fizik olaraktan çok daha çabuk düştü eski oyunlardan. Çünkü öyle bir şey öyle bir prese biz bugüne kadar görmedik. Çıkan kadro da öyle bir pres kadrosu değil aslında değil, değil ya. Yani. Ama sonuçta e, şey oyunu domine etti Konya ikinci yarıda. Eğer 2-1 yapsa iş tehlikeye binebilirdi. Sonradan çıkarttım gözlemlerim şöyle. Şimdi Fenerbahçe ee, Gökhan or ortaladı kafayla asis yaptı. Ee, Zalay'ı gol attı. Evet. E, ee, o Oso yı, Oso yı kendisi götürdü evet, birkaç driplingden sonra becerisiyle bir gol attı. Orada da Pelkas'ın kası güzel. Üçüncü tabii. golde Serdar Aziz. Ama işte Fenerbahçe bu neyi gösteriyor? Fenerbahçe'de de yok. Aa Doğru. aşk olsun. Ne, ne oldu? Hayırdır? <laughs> Kıyamet gibi var. <laughs> var da yok öyle diyelim pardon. Yani Gırdır hakikaten benim. santifor olayı. Fener o inanılır gibiydi. 5 tane santifor aldılar. Bir tane santifor olmadı içlerinde. Turgaycan yani hakikaten evet. çok ilginç Bak Ki burada bir var. bilgi vereyim abi. Ha, Samatta da konusunda Ali Koç çok itaz etmiş. İstatistiklerine bakınca demiş ki ya adam gol atmamış. Asist yapmam. Biz niye alıyoruz? biz de yapar. Bunu Galatasaray'da istiyordu. Biz de yapar türünden bir yaklaşımla yapmış ama şu anda en büyük pişmanlıklarından birisiymiş yani. E şey de öyle. Yani Tiam da belli bir ikinci sınıf. O belliydi sağlıklı. ne oldu? Şimdi mesela çok kişi diyor ki Cüneyt Tiam gene bunların en iyisi oynadı. Şimdi de gördük o kadar etkili oyunda yine bir şey yapmadı. Doğru. Ki bundan da daha etkili Tiam için ne oynayacaksın? geçen hafta He. altı pastan kaleciye nişan yani, topu yani. Yani forsuz top oynuyor falan. hiç Ömer abi forsuz deyince ben bir He. şey ilave edeyim onu lütfen öyle cevaplarsan sevinirim. Fenerbahçe gerçekten forsuz sonrası daha iyi olmaz mı? <laughs> Belki de öyle bir düzen yapacak şey gibi. Mesela önde İrfancan Barcelona mı yapıyordu? Barcelona ya yapıyordu. Barcelona ya bir, ara ha? Evet. bir ara milli takımda biz yaptık Arda'yı önde kullandık. bir. Mesela İrfancan Mesut'un da olduğunu varsayalım. Bugün için konuşmuyorum genel. Önde İrfan Can, arkada Mesut Önlü arkalı, sağda solda Pelkas, diğer tarafta başka bir ayağı iyi adam, arkada Gustavo Sosa gibi. Santiforsuz bir oyum mesela. Bakalım belki de yapar, bilmiyorum yani şimdi. Özellikle şey, iş saha maçlarında. Şimdi bir de mesela Santifor, şimdi şöyle yorumlar yapılıyor. Fenerbahçe'nin golcüsü yok. Ben öyle bakmıyorum oraya. Santifor'u yok. Yüzücü Gol atmayabilirsin hı. ama müthiş işler yaparsın. Toplar rakip arasına girersin, oradan bir iki kişiyi geçip müthiş bir sprint atarsın. Defans bloğu bozulur karşı tarafın, değil mi? Yani kaç tane icraatlar var yapılacak Sant'for'a mesela. Şu Mesela Seyrediyoruz yurt dışı. Yani birinci sınıflar ama mesela Lewandowski tamam o tarz çok önemli santrafor. Lukaku falan neler yapıyorlar? Al, o, şeyin orta sahasının içine giriyor, oradan top alıyor adam kaçırıyor. Ben bunları da görüyorum. Hani mesela Samat'a çıksın da bir top alsın. Bir tane topa sahip olup birden dönüp bir kontra sağ açına bir top alsın. Top bunları al. da görüyorum. Mesela Almeyda yapardı onu Beşiktaş'a. Gol atamazdı ama ha, yapardı Beşiktaş'ta onu. Yani bir bu Lerim kadar. Ya şu anda, Basmalı yani, bıraktı. Bu evet. hakikaten e, çok enteresan bir şey. Yani bu kadar oyuncu Bak, bu, bu çok önemli. Golcüsü çıkmış. yok ayrı. santuforu yok ayrı bir şey. Ayrı tabii. Golü yani. senin orta sahanda atar. Bilmem ne de gol atan başka Beşiktaş'ta e, golün yarısını iki forvet attı Larin'le şey. Kalan yarısını arkadaki attı Tabii. Ya ama öndeki Santfor stoperleri dövüyor, sağa götürüyor, sola tabii, götürüyor. Tabii. Dediği doğru. Samat da Tiyan da bunu yapmıyor. Tabii. Oraya kimi koysan adam eksiltmiyor. Bak, top tutmuyor. Vera abi yüzünüz doğru. Çok, çok, çok güzel doğru bir Sen de öyle Şimdi size bir örnek vereceğim. İbrahimovic nasıl bir adamdır? Müthiş. Fena bir adam yani. ha. E -Golu. E -Golu, fena. <laughs> ya. Egolu. Müthiş. Egolu, fena. Barcelona'ya transfer olduğu gün sorun. Oynayamayacak dedi. dedi. Oynayamadı da. Ya de, ne yapıyorsun dedi abi. Yani dedi en iyi Barcelona'lardan o Barcelona Oynayamayacak. Çünkü dedim Barcelona'nın oyununda Santrifor yok. Yok. Doğru. O alanı genişletiyorlar o biçim. Messi dalıyor. Oradan neydi o Brezilyalı ne yok ne herif. Şimdi adlarını şey, unuttum. Ney, şimdi lafını unutma. Bu? Burada ya. bir şey söyleyeyim. Suarez. Z Kuşan, ha, suarez. Ha. Z kuşağına bir şey söyleyeyim. Şimdi burada biz hangi kuşakız bilmiyorum da. <laughs> ee, ama Z kuşağına bir şey söyleyeyim. İbrahimovic Barcelona'da gittiği zaman bu mesele dün başlayan bu mesleğin hava cıva tarafını seven insan şöyle der. Büyük transfer asacak kesecek. İşte tecrübe evet. de böyle der. Vallahi... O oyun sisteminde oynamaz der. Hem televizyon Yanılabilirsin de oynayabilir de belki oyun evridir evet. ama başlangıçta bakışın yüzde doğru. Öyle bir oyunu yok Barcelona'da. Yok. Yok. Havi evet. ne Busquets Iniesta. Evet. Çok Öyle mi çabuk abi? oynayan bir takım evet. bir defa İbrahim ona tıp. da uyum sağlayamaz. Geziyor. Eto sağlıyordu mesela. Tabii geziyorlar sahayı da boşaltarak oradan biri langırt giriyor atıyor. Buradan çıkıyor başka biri giriyor atıyor. Evet. Anladım dedim oynayamayacak o oyun çünkü İbrahimovic'e göre bir oyun değil. Ve nitekim adam oynayamadan gitti. gitti. Ha, sonra ne yaptı yine canavar gibi. Adam oynadı. iyi futbolcu oynayamayacak evet. demek kötü anlamına gelmez ki. Aynen, aynen. Şey, ee, bir de ne diyecektim şey ha e, şimdi herkes maçla ilgili oyuncu beğenmiş şimdi dedikleri doğru Zalai gol attı, defansta başarılı. Gökhan Gönül eee şey eee Telkas ama benim Hakan oyuncum iyi Mert Hakan'dı. O da çok ben iyi. gazetemde onu yazdım. Yani çünkü neden? O preste hangi bölgedeyse top rakip çıkarken o yardımcı preste Mert Hakan'ı gördüm. Yani müthiş basmadığı yer kalmadı. O bir 45 dakika ama sonra zaten çıkarttı yorulunca. 1-8 numara gibi oydu. Ama oynadı. Ama yeri orası yani. demek ki, ki ben ben iki maçtır beğeniyorum onu yani. orası. Mesela demek. Mert Hakan'ı da başta eleştirdim. Yani dedim ki bu özel meziyeti, hakikaten başta da haklı çıktım. Dedim ki bu dedim özel meziyetleri olan bir oyuncu ama bu çok... Ee, kuvvetli olursa çok faydalı. Eğer kuvvetsizse de dedim hiçbir şey yapamaz. Bak hakikaten hatta dedim ki Sivas'tan sonra İstanbul'da bu kuvveti bulamayabilir dedim. Haklı da çıktım. Evet. Ama ilk defa çok kuvvetli bir şeyle bu maçta işte böyle oynarsa Mert Hakan faydalı. Yani benim kadar. oyuncum bu maçta Mert Hakan'dı. Bence de çok iyi oynadı. Evet. Ben yazınızı da okudum. Ee, evet. Şeyde e, ben Fenerbahçe yazıda konuşmak istemem. Yani güzel şeyler dinliyorum ama kafama takılan bazı şeyler soruyor. Mesela Ömer abi sen yılların tecrübesi. Kemal abi sana da soruyorum aynı soruyu. Senden biraz görev çalıyorum. Esasla <laughs> bu. <laughs> abi Erol Bulut sana kenarda duruşuyla taktikteki başlangıç taktiği 11'i rakibe göre 11 çıkarmadı. İstanbul'daki alan yamaçını düşün mesela. Galatasaray deplasman maçı. Bunların hepsine baktığında kenardaki duruşu Fenerbahçe'nin geleceğe taşıyacak bir hoca görüntüsü mü veriyor? Arada bir geçiş hocası mı? Nedir o konuda düşünen çok Vallahi merak şimdi ediyorum. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Ee, tabii kolay değil büyük takımlarda antrenörlük. <laughs> evet. Değil mi? Şimdi geldi şeyden burası. Hele bir bu Fener Efsin'den zor. Ha, te, çok, zor. Fener çok. çok zor. Bir de insanların bir yapısı var. Mesela herkes değişik yapıda e, şeydir. Kimisi kenarda agresif. Mesela bir Aykut Hoca oturur yerinde gayet sakin böyle durur. O da eleştirilir. Ya niye sen tabii. kalkıp şöyle yapmıyorsun diye. Yapısı öyle. Şimdi Erol'ün de bu tarzda bir yapısı var. E, i̇şler de kötü gidip eleştiren aldıkça demoralize oldu. Demoralize olunca da tabii senin dediğin gibi hatalar arttı. Bazı şimdi benim en çok şey yaptım yanlış yapılan veya mecbur etenmiş gibi görünen hatalar. Şimdi mesela transfer ayında hep ben şunu söyledim. Daha Mesut olayı gündeme. Fenerbahçe'nin ne yapıp yapıp hele İrfan Can olaya çıktıktan sonra bir santifor alması lazım. Evet. Bu birinci plan dedim. Hiç yani İrfan Can da, da hariç. Yani birinci Gerçek plan bir çok iyi bir santifor. Bu santiforlarla gitmez. O arada İrfan Can alındı ve Mesut. Şimdi burada şunu söyledik. Şimdi benim de hayatım futbol. Ben bu işleri işte sabahlara Hem de nasıl? kadar maç seyrediyorum. Hangi bu, ülke, sen bu ülkede. Bilmem kaç tane ha. Dünya Kupası'nı de 8-10 ya, gördüm ve bunu ya. bırak gönüllü abi, yapan bir abi adam bırak o yüzden de çok kıskananı var ha. çok çamur atanı da var ama hakikaten abi, bana göre bu ülkenin en değerli spor adamı kupasını. Adam bana 11 buçukta telefon ediyor görüyor musun diyor internet bilmem kim ne gol attı nerede diyor. Ya Ömer ya, abi 20 defa arayın 19'u yurt dışında <laughs> çoğunda maçta. Ben <laughs> diyor, <gülüyor> diyor <gülüyor> dizi seyrediyorum. Ben de belgesel izlerim ben maçtan bıkmışım mesela. Bu benim şeyim Hazır. Sen gönülden yapıyorsun. Şu var dünyanın en iyi futbolcusu olsa hatta örnek verdim daha Mesut oynamadan. Hı hı. Ronaldo değil mi? Dünyanın en güçlü adam her tarafı şey her gün iki saat özel şeyde bir e, Covid'e yakalandı. iki hafta idman yapmadı. Ondan sonra çıktığı maçlarda hı hı. yürüyerek oynadı. Hiç hı hı. mi o şey değil.